Selam canlarım. Bugün 6 senenin sonunda saçlarımı artık değiştireceğiz. Bakır en çok sevdiğim saç rengim olsa da benim rengim biliyorum. Yani şu ana kadar bir sürü saç rengi denedim. Ve kendime en çok yakıştırdığım ve kendime en ben Kardelen gibi hissettiğim saç kesinlikle bakır. Ama artık 6 senedir aynı saç rengindeymişim. Bıktım, usandım. Yenilik istiyorum. Artık bir renk değiştiresim geliyor. Bu rengi de çok seviyorum. Geri dönmek istiyorum. Ve saçlarımı yıpratmak da istemediğim için hep vazgeçiyorum. Sonra dedim ki hayat çok kısa. Yani aynı renkle ömrüm boyunca devam etmek için gerçekten çok kısa. Bugün saçlarımızı değiştireceğiz ve artık keseceğiz. O kadar çok uzadılar ki yani bunalıyorum. Gerçekten bunalıyorum. Yani yıpranık olmasa dahi, gayet sağlıklı olsalar dahi hep bir şekillendirmem gerekiyor. Yoksa püskül gibi duruyor ve hoşuma gitmemeye başladı artık. Onun için artık değiştireceğiz arkadaşlar. Bugün saçlarımı hem kesiyorum hem boyuyorum. Yeni bir yıl, yeni bir saç, yeni bir ben diyorum. Şöyle saçlarımın son bir veda bu sesi konduralım. Saçlarımı arkadan bir göstereyim size. Görebildiniz mi? Yani bakın bu hizaya gelmemeli ya. Baksanıza. Yani arkadaşlar kalçama geliyor artık. Bakın. Bu uzunluk fazla. Artık bu uzunluk, renk ya yeni bir şey. Yeni bir şey. Önce bir boyundan keseceğiz. Ondan sonra da boyayıp katını vereceğiz. Boy kesimi, kat kesimi, saç boyası. Hepsini birden yapacağız. Bir sürü saç boyası aldım. Elimde bir sürü renk var. Farklı bir renk yapacağım. Ne yapacağım sürpriz olsun demeyeceğim. Artık yani görmüşsünüzdür. Kapakta falan koymuşumdur herhalde. Ya da koymadıysam sürpriz mi olsa? Neyse durun, boyaları şimdiden göstermeyeyim size. Birazcık sürpriz olsun. Hadi birazcık sürpriz olsun. Tartı aldım kendime. Yani boyaları artık göz kararı koyuyordum hep. Ama göz kararı koyduğumu size söyleyemiyorum. İşte ne kadar koydum diye anlatamıyorum. Siz de tam aynı renkleri istiyorsunuz. İşte ne kadar koydun, 3/4 mü falan diye soruyorsunuz. Dedim ki artık bir tartı almamızın vakti geldi. Şu üstündeki koruyucu bandını çıkarmayacağım. Boya koyacağım için üstüne. Korusun yani. Boşuna boyayla şey olmasın. Evet, her şeyimiz hazır. Buradan önce boyumu kesmek istiyorum. Durun. Çok hızlı başlayıp pat diye işin içine girişmek istiyorum. Zaten sabaha kadar buradayız sanırım. Saçlarımı direkt yere... Şuraya mı kessem yoksa? Buraya bir hatta... Durun. Lavabonun içine bir peçete sereceğim. Ay veda. Saçlarıma veda ediyoruz. Çok uzadı ya. Yeter artık. Yani bu kadar uzun yeter. Yok. Ben bu arada saçlarımı... Kaç sene oldu? 2013. 2013'ten beri kuaföre gitmiyorum. 11 sene olmuş arkadaşlar. 11 senedir kuaföre gitmiyorum. Saç kesimimi, boyasını, her şeyini kendim yapıyorum. Başlangıç olarak şuradan keseceğim. Aynen. Başlangıç kesimimiz şuradan olsun. Yani bu kadar kesim kısaltacağım çünkü. Burayı direkt keselim. Başlayalım. Sonra saçımı boyayıp kat kesim yapalım. Aynen. Vallahi kesiyorum. Hadi bakalım. Başlıyorum kesmeye. Ay çok ani oldu ama kesiyorum. Çok ani oldu, bir dakika. Gergoluk seviyesi. Kesiyorum ya. Kesiyorum ya. Kesiyorum. Vallahi kestim. Çok yamuk kestim bu arada. İnanamıyorum. Çok mu kısa kestim? Aşkım, çok mu kısa kestim? Bir dakika. Bir dakika. Gerildim şu an. Ama yumuşacık oldu. Bir şey diyeceğim. Bu bitiş, şu bitişin mükemmelliği. Harika bitti. Yok, lazımdı. Lazımdı. Benim gergoluk. Bir dakika. Çok mu kestim? Yok yok, güzel. İyi oldu ya. İyi oldu, iyi oldu. Dur, hiç düşünmeyeceğim. Direkt arkadan şey alacağım. Şuradan bir. Aynı boy olsunlar diye oradan bir, ne denir ona? Bir rehber aldım. Buradan da aynı şekilde. Nerede saçım? Evet. Kesiyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben ne yaptım? O kadar çok kestim ki göstereceğim size, baksanıza.
O kadar çok kestim ki. Ay hiç alışkın değilim saçımın burada bitmesine. Bakayım hala toplayabiliyor muyum? Tokasız kendi kendine toplayabiliyordum. Neyse güzel güzel. Hadi boya geçelim dur. Çok fazla düşünmeden boya geçelim. Boya geçelim. Şimdi canlarım, İlham fotomu göstereceğim size. Aklımda yani rengi de artık göstermiş olacağım ama bu arada saçımın kısalığına hala alışamadım. Konumuz dışı, bunu konuşmuyoruz. Mesela şöyle bir renk. Şu. Ya da mesela bu ya. Arkadaşlar bu. Yani bu. Bir 5.66 aldım. Şarap kızılı. Bir 66.46 aldım. Aşk alevi. Bir de 77.44 aldım. Bu da kor ateşi kızılı. Şimdi şu şarap kızılı biraz daha koyu rengi ama biraz daha böyle morumsuluk katıyor. Bir tık böyle morumsuluk da olsun istiyorum hani içerisinde saçımın. Bu arada evet. Bunun da açılma zamanı geldi sanırsam. Makasla kesmek istemiyorum. Saç makasımı başka hiçbir şey kesmekte kullanmıyorum. Sadece saçta kullanıyorum körelmesin diye. Çıkarayım şunu. 20 volüm aldım. 30 volüm bende zaten hep var. Çıkacak inşallah. Heh, bu 20 volüm. Bir de cila falan atmak için 6 volüm aldım. Burada benim depomda bir sürü 30 volüm var zaten. 30 volüm kullanmam gerekirse de bunu kullanacağım ama bugün 30 volüm kullanmayacağız. Dibim çok çıkmadı. 2 hafta önce ya da 1 hafta önce boyamıştım dibimi. Sadece renk değişimi yapacağız. Bu burayı güzel bir düzlük yapar. Bunun üstünde hem siz de çok güzel görürsünüz. Şunu da kaldıralım. Boya olmasın havlumuz. 77.44'ten kaç gram koyalım? Ay gram değil de mililitre usulü mü çalışsaydık? Yo gram usulü çalışacağım ben. Ben öyle artık. Ben artık gram usulü çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi saçımı kısalttığım için boya da az gidecek. Onu da düşünmem lazım. 27 gram. 7.74. 5.66 şarap kızılından. 17 gram şarap kızılı. 66.46 tamamıyla rastgele yapıyorum bu arada. 19 oldu. 19 gram şarap kızılı. Yani 5.66. Bunları bir de bir yerde de toplamam lazım. Dur. 27, 19 muydu? Çünkü gramaja göre şey kullanacağım. 66.46 aşk alevinden de. Bundan da. Tamamıyla kafaya yani rastgele yapıyorum. İnanın bir planım yok. 15 gram. 61 gram boya var. 61 gram boyaya birebir oranında şey konuluyor. 61 grama. 61 gram bunlardan oksidan koymam lazım. 6 volüm. Hepsini 6 volüm yaparsam sadece cila olur. Biraz da renk girsin istiyorum. 20 volümle 6 volüm. 26 volüm. 13 volüm olur. 13 volüm gayet de kafi. Yarı yarıya koyacağım. Yani 60-60 koymam gerekiyor ya. 30-30. 30 bundan 30 bundan koyacağım. Ooo 41 koyduk bile. Allah Allah yanlış mı hesapladım ben ya? Emel mi yapsaydım? Gramı ile emeli bunun aynı mıdır ki? 40 gram ondan oldu. 26 da bundan. Hesap kaydı. Dur bir karıştırıp bakalım. Hesap kitaplı yapayım diyorum yine olmuyor. Arkadaşlar alışmadık şey de dondurmuyor. Yani ben böyle her şeyi kafama göre yapmaya o kadar alışmışım ki. Yok abi tutturamıyoruz yani. Sayıları tutturamıyoruz. Mesela bunun yani oksidanı az geliyor bana hala. Karıştıralım bakalım da. 11 yıllık saç boyama tecrübemle ben bu boya olmamıştır diyorum. Yok bu çok katı katı. Emel hesabı yapacaktık biz. Gram yaptık işte her şey oradan bozuldu. Bu çok katı. Bu olmaz. Olmaz. Hiç olmaz. Ne kadar daha ekleyelim? Biraz da 20 volüm ekleyeceğim ya. 13 gram daha ekledim. Artık matematik, benim matematiğim bittiği yerlerdeyiz. Bunu hesaplamaya uğraşamayacağım. Çok yanlış, çok yanlış oldu. Mesela bu çok katı bence ama şimdi bunları da ilk kez kullanıyorum. Her oksidanın kıvamı da farklı. Bu oksidanın öyle mi acaba? Boyaları da ilk kez kullanıyorum, bu oksidanı da ilk kez kullanıyorum. Her şey çok yeni. Yeni bir yıl, yeni bir ben, yeni bir saç, yeni boyalar. Tabii. Kız eldivenim yok. Orayı boya çekmecesi yaptım. Tüm boyalarım, tüm şeylerim orada.
Şimdi saçları boyarken sadece hadi şimdi boyuyorum, burayı boyuyorum, şurayı boyuyorum demek yerine sohbet edelim. Biraz kendi kendime konuşuyor gibi olacağım. Yani sizinle konuşacağız biraz. Dişil enerji konusunu konuşmak istiyorum. Dersiniz dişil enerji. Direkt lönküs diye boyamaya başlayacağım bu arada. Şimdi ne diyeceksin size? Kız böyle böyle boyasaydık. Niye ben böyle bir şey yaptım şu an? Neyse şöyle şöyle yapayım. Şimdi dur, o orada dursun da. Bölerek boyayalım kalanını. Yoksa mahvedeceğim saçı. Pişeceğim, bu boya yetmeyebilir. Bu boya yetmeyecek. Bizim bir karışım daha hazırlamamız gerekecek. Bu boya asla yetmeyecek. Biz hep şey diyoruz ya böyle, yani kadınlarımızın hepsi, ben dahil. Herkes şu an bir dişil enerjiye girmeye çalışıyor. Dişil enerjimizi arttırmaya çalışıyoruz falan. Ama şunun farkında değiliz ki, dişil enerji ve eril enerji dediğimiz şeyler zaten hepimizin bünyesinde, kadınların da erkeklerin de bünyesinde olan şeyler. Yani her erkeğin de bir dişil enerjisi ve eril enerjisi var. Her kadının da bir dişil enerjisi ve eril enerjisi var. Ve tek doğru da yok asla. Yani nasıl diyeyim, illa her kadın dişil enerjisinde mutlu olacak diye bir muhabbet de yok. Bir kadın eril enerjisinde daha da mutlu oluyor olabilir. Eril enerjisi daha ağır basarken, daha böyle kontrolü almayı sever bir hayat stilinde daha mutlu oluyor olabilir. Kadınsan dişil enerjindeysen mutlu olursun, erkeksen eril enerjindeysen mutlu olursun diye bir genellememiz yok yani. Dişil enerji ne aslında özünde? Alıcı, pasif bir enerji. Düşünmeyen, daha durgun duran, karşıdan alan. Ama şimdi toplumumuzda, dünyanın bizi getirdiği yerde bir kadının full dişil enerjide olması mümkün değil. Kendi ayakları üstüne duran bir kadın modeli eril bir kadın modelidir. Dişil değil. Parasını kazanan, kendisine yetebilen bir kadın eril özellikler taşır. Ve bu utanılacak ya da sıkılınacak bir durum da değil bence. Anlatabiliyor muyum kendimi? Hem aynı zamanda saçla boyuyorum diye düşüncelerim fazla uçuşuyor şu an. Konsantre de olamıyorum ama. Mesela ben böyle TikTok'ta şeyleri falan da çok izliyorum. İşte dişil enerjinizi nasıl yükseltirsiniz? Dişil enerji, işte şu yapmalısınız, bunu yapmalısınız falan. Böyle hani ilişki koçu tarzında videolar var ya. Denk geliyorum öyle şeye. Denk geldikçe de izliyorum. Ama bazıları o kadar toksik öneriler veriyor ki. Yani günümüzde uygulanması çok mümkün olmayan öneriler veriyorlar. İşte erkek evine ekmek getirir. Erkek her şeyi yapar. Hani eril enerji dediğimiz şey budur çünkü falan. Biraz cinsiyetçi bir cümle oldu ama anlatabildim umarım. Yani bu genel toplum yargısında işte eril enerji, erkek eril enerjide olmalıdır. Kadın da dişil enerjide olmalıdır olduğu için örnek olarak veriyorum. Daha yönlendirici, mesela erkek daha işte eril enerjide daha yönlendirici. Karşıdakinin düşünmesi beklenir, karşıdakinin bir şeyleri yapması beklenir. Bir seviyeye kadar güzel bir şey bu. Ama yani tüm kontrolü de vermek istemeyebilir bir kadın. Yani bir restorana gittiniz, sipariş verdiniz. Bu mesela kontrolü eline alma şeyidir ve enerji olarak eril bir enerji hareketi. Bu arada bunların çok sesi geliyor olabilir. Özür dilerim. Umarım rahatsız etmiyordur şu hışırtı sizi. Ediyor mu ya? Valla şimdi düşündüm tamamıyla. Ama diğer türlü boyalı şeylerim kalmamıştı. Bazı kadınlar, ben işte bir yere gittiğimde düşünmek istemiyorum. Her şeyi o devralsın. Karşımdaki kişi devralsın. O siparişi versin. O düşünsün gideceğimiz yeri. Bundan zevk alıyor olabilir ama bazı kişilerde bu kadar kontrolü ele vermekten rahatsız da olabilir. Yani siparişimi kendim vermek istiyorum, ben böyle rahat ediyorum durumu da olabilir. Yani illa siz bir şeye kendinizi zorlamak zorunda değilsiniz bence. Ya bu kadar kafa yememek lazım. Dişildir, erildir. Biraz da hayatı yaşamak lazım. Onu demek istiyorum. Erkeğe şöyle davranırsanız bağlarsınız, şöyle yaparsanız falan, bu ilişki koçları tavsiyesi şeyleri var ya. Ya o taktikleri uygularsanız tabii ki de faydası olur yani. Hani belirli bir şeye kadar. Öyle taktikleri yapabilirini tavlayabilirsiniz diyebilirim basitçe. Ama bizim end goal'umuz, yani bizim yapmak istediğimiz şey birini tavlamak ya da birini hayatımıza almak değil ki. Mutlu olmak. Ya biz özümüzde hepimiz bunu istemiyor muyuz? Mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir ilişki. E sen bazı taktiklerle, bazı bu işte dişil enerji şeyleriyle diyelim ki bir ilişki sağladın, işe yaradı, çocuğu bağladın. Hayatın boyunca öyle davranman gerekecek. Senin karakterin o sanıyor şu an. Ya da aşık ettin kendine bazı taktiklerle, şeylerle. İşte umursamaz göründün, nasıl diyeyim, hep o düşünsün istedin, o tarz davrandın falan. Evet, tabii ki de bir kaçan kovalanır mantığı vardır yaratılışsal olarak eril kişilerde. Ama sen ömrün boyunca kaçabilecek misin? Yani nasıl diyeyim, senin karakter yapın öyle birisi değilse, senin normal davranışların öyle değilse, belirli bir yerden sonra ilişkide rahat hissettiğinde kendin gibi davranacaksın. Ki kendin gibi davranman da lazım. Yani mutlu bir ilişkide kendin gibi davranabilmelisin çünkü. E ne olacak şimdi? Çocuk o kişiye aşık olmadı. Senin yaptığın role, senin yaptığın taktiklere aşık oldu.
Ne kadar sağlıklı bir ilişki olabilir? Haksız mıyım? Sonra ilişkide çatırdamalar başlayıp daha mutsuz olacaksın. Boşu boşuna kendin olmadığın biri gibi davrandın. Çocuğa da kendin olmadığın biri gibi tanıttın. Yani mutlu mu olacaksın şimdi? Bilmem anlatabildim mi demek istediklerimi. Boyam yetmedi, boyayı arttırmam lazım. Ne yapmıştık arkadaşlar? Hem sıkıntılar yine başladı. İşte boya yetmedi. Boya yetmedi anacım, yetmedi. Yine çok kaotik bir saç boyama seansı. 20.744'den koydum. 5.66'dan 21 oldu. 5.66'dan 15'den fazla istiyorum. 5.66 daha morumsu olan çünkü. 22, 5.66, 66, 46'dan da toplamadım ki yine. Şimdi arkadaşlar şunun darası ne kadar bilmiyorum. Hayırlısı deyip tartıyoruz. Dur. 103 gram. Bunun şeyi de 20 gram falan olsa keşke önce onu ölçseydim. Allah'ım benim akıl seviyesi ya. Bir kutu etmiştir yine onlar. 50 mililitre koymam lazım. Bundan 28 oldu. Bundan da 25 koyacağım. 26. Tamam. Hadi bakalım bunu karıştıralım. Umarım tutar boyalarımızın renkleri. Tabii ki de belki daha dişil, daha pasif olmak istiyorsunuz ilişkide. Daha kafamda düşünmeyeyim, karşıdaki biraz daha erilliği ortaya çıksın istiyorsunuzdur. Bu durumlarda bazı, ya mesela %100 haksız da demiyorum asla o şeylere. Tabii ki de enerjinizi biraz daha değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Biraz daha karşıdaki kontrolü alsın istiyor olabilirsiniz. Ama bunları birini elde etmek için değil, kendiniz için. Kendiniz hep öyle olmak, öyle davranmak istediğiniz için yapın. Bir yere gittiğinizde erkek sipariş vermekten daha çok erkek gibi hisseder kendini. İşte o zaman öyle ol. Erkeklere daha çok dikkatini çekersin. Sebebiyle değil de ben yemek sipariş vermeye gittiğimizde erkek kontrolü alsın istiyorum. Ben bu kadar atik, bu kadar lider olmak istemiyorum diye düşünüyorsanız evet alın o şeyleri. Kendiniz özelinde düşünmeniz lazım. Umarım anlatabilmişimdir. Yoksa karşı değilim şey olarak. Bu arada mililitre hesabı yaptığımızda şey çıktı. Hayır, yanlış yaptım. Tabii ki de az oldu. 50'den üstünde koyduk. O zaman bu da fazla fazla olacak. Kız ben yanlış yaptım. Aa, yine bir şey yanlış yaptım. 3 kutu boya kullandım neredeyse. Tabii daha çok koymam lazım. Yine arkadaşlar dediğim gibi alışmadık şey de dondurmuyor. Yine kafama göre yaptım gördüğünüz gibi. Ben böyle rahat ediyorum. Mesela ben bunu terapide falan da çok konuştum. Ben kendimi hep böyle düzenli olmaya zorluyordum. Hayatım düzenli olsun, her şeyim düzenli olsun, ajanda tutabileyim. Mesela ajanda çok severim ama asla tutamam. Düzenli olmaya çalışırdım, günümü saati saatine planlamaya çalışırdım. Evet, bu kıvamı istiyorduk. Ben yanlış kıvamı. İlk boyamız biraz yanlış oldu. Neyse. Neyse ne diyordum? Hep böyle kendimi bir şey yapmaya çalışıyordum. Düzenli olayım, planlı olayım, programlı olayım ama... Arkadaşlar ben yaratılışsal olarak düzenli programlı biri değilim. Düşüncelerim bile çok dağınık, hayatım çok dağınık. Ya ben böyle birazcık da kaostan beslenen ve dağınıklık karakterinde olan biriyim. Onun için kendimi zorlamayı bıraktım artık. Kendimle barıştım. Böyle biri olduğumu kabul ettim. Daha huzurluyum. Kendimi düzenli olmaya zorlamadığımdan beri. Bakalım boyamız nasıl olacak? Altı kaval üstü şişhane olmasa bari. Arkadaşlar, kameranın şarjı bitiyor. Kameranın şarjı tam bitiyor dedim ve bitti fark ettiniz. Boyadım, renk nasıl bilmiyorum. Her yerim de boyandı. Her yere yetiştirdim. Diplerini boyamayacağım dedim ama en ön kısımların diplerini de boyadım sonradan. Bu arada aklıma ne geldi? Bakın bir şey düşünemedim ben ama çok güzel olurmuş. Şu fazladan olan saçları bakın boya düşünce fark ettim. Ben bunları deneme şeyi olarak kullanabilirdim bu saçlarımı. Ama aklıma gelmedi dediğim gibi yapacak da bir şey yok. Şimdi yüzümün şuralarını boya çok işlenmeden sileceğim direkt. 35 dakika bekleteceğim saçımdan. Ondan sonra durulayıp geleceğim. Geldiğimde görüşürüz. Canlarım, yeni saç rengimin ıslak haline hoş geldiniz. Şimdi kesimin kalanını yapacağız. Islakken hazır başlayalım. İstediğimden biraz daha kızıl oldu. Ben biraz daha bordo hayal etmiştim. Bir dahaki sefere bordo rengi biraz daha koyarız. Yani bordo dediğim mor. Biraz daha mor istiyordum. Beklentilerimin çok da dışında kötü bir saç asla değil. Güzel bir saç. Bir spreyimi arıyorum. Bir su spreyim vardı benim. Buraya vardı ama. Karşıya bakarken dümdüz geçiyorum. Öylelikle V oluyor. Şöyle dümdüz keseceğiz. Aynen. Şurayı dümdüz yapacağım.
Tam şu kulak üstünden şöyle bir çevre gelecek. Çevre mi denir, ne denir ona? Hiza. Bakın şöyle. Zaten şu en önlerimin boyu fazlasıyla kısa, bir ara aşırı kısa kesmiştim şöyle. Onlar uzadı. Dudak hizasından başlasın istiyorum bu. Perde şey keseceğim. Perde kahkül mü deniyordu? Şu hizayı takip edip keseceğiz şöyle ya. Çok da ayrıntılı düşünmeye gerek yok bence. Bir kontrol. İkisini eşit yerlerden alıp boylar aynı mı diye kontrol edeceğim. Şuradan bir çapraz alacağım. Şuradan da aynı hizada. Dudak hizamda keseceğim. Zaten bu kısa da hani biraz düzelsin diye. Hatta dudak da değil, çene hizasında keseceğim. Hatta dudak hizasında keseyim. Aynen şöyle. Bakın. Şuradan kesiyorum. Bu arada yukarı pıt pıt kesin. Şöyle bak, yukarı yukarı. İstediğimden birazcık kısa olmuş olabilir, neyse. Birazcık daha alacağım şuradan. Tamamıyla şöyle çapraz getireceğim. Şöyle getireceğim. Bakın şu hizada şöyle verev keseceğim. Bak şöyle. Rehberimi görüyorum bakın. Şurada rehberim var. Şu hizada şöyle verevli keseceğim. Verevli gitsin daha da diye. Biraz fazla bile oldu, bir şey diyeyim mi? Evet. Biraz daha aldım. Şu verevini yumuşatacağım biraz. Yani şöyle bak, sert şeyler gördüğümde oraları yumuşatıyorum işte. Adım adım. Şuradan biraz alacağım şöyle ince bir alan. Tamamıyla öne tarayacağım. Aynen ilk kat omuz hizası olsun istiyorum ya. Şöyle omuz hizama kadar getirip keseceğim önden. Şuradan da alıyorum aynı kalınlıkta. Bunu da şöyle kesiyorum. Arkadan da bir taç alayım. Arkayı da öyle keseceğim. İlk katlarım görülüyor şu an bak. Evet, başlayalım şimdi. Benim serbest stilimle kesmeye. Parça parça alıp alıp keseceğiz. Şöyle alıyorum. En öne dümdüz getiriyorum. Bak şuradan şöyle verip. Bak en öne taradım. Şurada ilk kat verip. En sona kadar. Şu en sondaki boy aynı istiyorum. Şu. Katlı oldu. İlk katım şurada. Buradan son bak, istediğim boy. Bak son boy şurada. Verev. Bak bıraktığımdaki katı gördün mü? Bak şöyle bir kat. Bak aşkım. Nasıl belli gördünüz mü? Şu hiza bak. Çok basit. Bak bıraktığımda katı gördün mü? Biraz kurusun ama ya. Ben ıslakken saçımı kesemiyorum kat. Biraz kurumasını bekleyeceğim sanırım şu an. Arkadaşlar, ikinci kez yıkadım saçımı. O kadar bir kaos yaşadım ki size söyleyemeden direkt duşa girdim. Duşa girmedim yani, saçımı yıkadım. Neyse, olanı söylüyorum. Saçımın üst kısımlarını kuruturken tam şurasındaki boyayı durulayamadığımı fark ettim. Elim direkt kırmızı oluyordu dokununca, böyle sert hani. Durulanmayan boya ya da durulanmayan saç kremi dokusunu biliyorsanız ne demek istediğimi anladınız. Ondan olduğunu fark ettim. Anında girdim tekrar duşa. Yani tekrar fön çekip, tekrar kurutup, tekrar keseceğiz. Çok kaotik bir gün yine. Yine ve yeniden. Bir saç boyama işim de düzgün gitsin. Ve işin kötüsü, saçımı kuruttuğumdaki o gördüğüm hafif morluğu çok beğenmiştim ama o yıkadıkça akacak yani. Bayağı bir boyamam gerekecek saçıma iyice yerleşmesi için. Sanki o hafif morluk gitti gibi ya. Bir dahakine biraz daha ondan. Hatta biraz daha mor bir boya alıp da biraz daha karıştırabilirim. O hafif morluğu çok beğendim çünkü. O patlıcan moru, kızılımsı renk çok güzel oldu. Çok zor. Islak mı kessek ya? Tekrar kurutmaya çok üşeniyorum vallahi. Çok üşeniyorum. Sıfırdan başlıyoruz. Bu arada şurada kestiğim katlar biraz korkunç görünmüştü gözüme. Saçlarım hani hafif yarı ıslak yarı kuruyken. Ama tam kuruttuktan sonra baya güzel görünüyordu. Niye çekmedim ya? O panikle düşünemedim. Pat diye duşa girdim direkt. Güzel oluyor. Islakken kestiğim katta güzel oluyor. Onun için ıslak kesmeye devam. Bak. O kadar belli ki. Şurası fazlalık gördünüz mü? Bak. Burayı kesiyorum. Ya ıslakken kesemiyorum ben. Yok. Yok arkadaşlar. İnsan neyi yapıp yapamadığını bilecek. Ben bu saçı kurutup geliyorum. Selo canolar. Saçlarımı tamamıyla kendi kurumasını bekledim. Bir saat falan geçti. Saç kesimini tamamladıktan sonra fön çekelim. İki kere ıslığı boşuna uygulamayalım dedim. Şu hizada ilk katı. İyi mi?
Daha da kat versene dedik. Bakın aşklarım. Şurası fazla bak. Şöyle keseceğiz. Gayet iyi. Bırakınca. Altlara doğru çok birdenbire azalsın istemiyorum saç. Şurası kesilir. Şurası. Şurası gidecek. Saatim 12.30'u geçti. Böyle bir uyuyacağım. Sabah uyandığımdaki haline de bir bakıp ona göre biraz daha keseriz. Bir de şekillendirip sabah size gösteririm. Günaydın aşklarım. Yeni uyandım. Abartısız. Direkt saç kesimine başladım. Çünkü videoyu bugüne yetiştirmem lazım. Buradan şuraya. Şurayı da kesmem lazım. Buraya. Evet. Biraz. Kahvemi yaptım, geldim. Biz bugün buradan çıkamayacağız. Üstüme daha rahat bir şey giydim. Kesim, saç şeyi falan daha iyi belli olsun diye. Buradan bir ayrımalık katına bakalım. Valla kat kontrolleri iyi gibi. Uçları bir çok lönks diye bitiyor ama o da saçı daha sağlıklı gösterir diye düşünüyorum. Onun için çok kesmek istemiyorum. Katları birazcık sert geldi. Biraz daha yumuşatmak istediğime karar verdim. Şu alt kısımlarında mesela kat çok yok. Oralara da kat vereceğim. Tam şu kafamın tepesinden şöyle bir şey ayırdım. Bakın şu şekilde görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle yani şu ön kısmını komple toplayacağım. Arka kısmına bir kat vereceğim. Arka kısmının katı çok olmadı gibi. Mesela burada hiç kat yok gibi. Şöyle bir şey ayırdım. İlk katım bu olacak. Şöyle tepeye kadar taradım dümdüz. Düştüğünde biraz daha şu hizada istiyorum. Onun için şurayı biraz kısaltacağım. Bakın ilk katımı şu hizada yaptım ilk katımı. Hatta biraz daha kısa bile yapabilirmişim. Şöyle parçalar alıp kesmeye devam. Bak katım şurada. Şurası fazlalık. Bak katım şurada, şurası fazlalık. Yani eğer evde kendiniz saçınızı kesmeye karar verirseniz tam olarak benim kesiş aşamalarımı, mantığımı görün istiyorum. Minik minik başlayacaksınız ve sürekli kontrol ede gideceksiniz. Mesela şu mantıkla mesela şöyle yukarı çekiyorum ya. Yukarı çektiğimde bunu dümdüz kesersem bak saçı bıraktığınızdaki haline bakın. Kat oluyor çünkü saç şöyle verev geliyor ya tepeye yaptığınızda. Böyle böyle minik minik kontroller yapa yapa keserseniz güzel bir saç illaki elde edersiniz. Bak şurası gidici, bak çok belli. Şu en altı şurası, şurası gidici. Bir de kestikten sonra hep tepeye tepeye şöyle inceltin uçlarını, bitimini. Bak bıraktığımda gördünüz mü şu katı? Şöyle bir kat. Bak nasıl? Gördünüz mü bıraktığımdaki katını? Bunu istiyoruz. Her parçada bunu istiyoruz. Diğer parça alırken hep bu parçadan da biraz alıyorum. Çünkü rehber olsun istiyorum. Bakın yumuşadı altları. Bak ilk kat burada, diğer kat burada. Burayı komple kesmem lazım. Ama o kadar radikal de davranamıyorum. Hep azar azar kesip kontrol ediyorum ben. Dümdüz kesmek yerine biraz verev kesiyorum önce. Bakıyorum kat iyi mi değil mi? Ona göre biraz daha kesiyorum. Yani biraz zaman alıyor kendi kendine, kendinin kuaförü olmak. Çünkü başka birine kesmek çok daha kolay. Kuaförde vaktiniz daha az gider. Ben bakın ne kadar dün geceden beri uğraşıyorum. Ama en azından bir hata yaptığımda kendim yaptığımı bildiğim için daha rahat ve daha mutlu oluyorum. İsteklerinizi, tercihlerinizi böyle karar vermeniz gerekiyor. Burayı topladık, hemen dalgalandı. Kız şunun dalgası çok güzel oldu. Kız, güzel oldu. Neyse. Kontrol yapıp duruyorum diğer taraflarla. Bakın bir fazlalık çıktı, kesiyorum.
eşitliğini sağladıktan sonra kalanı vermek kolay. Bak hep tepelerden aynı yerlerden alıp katları eşit yapmaya çalışıyorum. Bir şey diyeceğim, bayağı güzel oldu bu sefer. Baksanıza. Şu katları görüyor musunuz? O yani şekillendirdiğinde çok güzel bir hacim verecek saça. Ben zaten böyle her duş sonu elimi saçımda götürürken beğenmediğim bir kat bir şey görürsem onu düzeltirim kesin. Şimdilik son bu diyelim. Evet. Ara. Bitti. Yeter. Kestikçe kesesim geliyor. Biraz durmam lazım. Makas mutlusu diye bir deyim var çünkü. Kestikçe kesersin bir bakmışsın saçın kalmamış. Neyse. Şimdi saçlarımı şekillendireceğim aşklarım. Köpüğümüzü sıktık. Azıcık daha sıkacağım. Şimdi uzun zamandır şekillendirmediğim için çok hatırlayamıyorum ama en alt kısımları iç yapıyordum, en dışları dış. Öyle bir şeyler yapıyordum. Durun. Şuradan bir ayıralım. Isı koruyucu sıkamadım. Çünkü ısı koruyucuların hepsi bitmiş. Almam lazım. Yeni kestiğim saçlarıma birazcık ısı uygulayacağım. Mutsuzum ama yapacak bir şey yok. Hiç dağıtmayacağım. Bunlar böyle dursun. Hatta şöyle tutacağım biraz. Hatta şöyle şöyle toplasam mı? Dün toka getireceğim. En altları içe yapacağım. Sonra biraz tutturup daha çok toka lazım. Azıcık toka verebildim. Diğer taraflar. Çünkü unutmayın, pantolonu gösteren ütüdür, saçı gösteren fönüdür arkadaşlar. Kesimi gösterebilmek için bir şekillendirmek şarttır. Bir kat daha alalım. Şimdi bunları dışa dışa yapacağım. Evet, benim katlarım buradan başlıyor. Mesela alttan başlatmadım. Saçımı dümdüz alıp yukarı götürüyorum. Bu aslında benim yaptığım şu an böyle yan değil de hani. Mesela maşayı tam yan tutarsanız tam maşa gibi oluyor ama böyle dümdüz tuttuğunuzda aynı fön şeyinin mimiği gibi oluyor yani fönmüşçesine. Bir şeyler düştü. Bir takım sıkıntılar. Şöyle bir taktik buldum. Şu en tepeyi ayrı alıyorum. Bakın. Şurası ayrı. Burası ayrı. Burayı tekli yapacağız. Saçın en tepesini. Bak burada bir eşsizlik gördüm. Şimdi şu en üst kısımlara geldik. Geriye geriye yapacağım bunları da. Hah, zordu. Çok zor. Saçım bir tık daha uzun olsa asla yapamazdım bunu. Asla. Böyle yaptığınızda çok güzel oluyor mu şekli. Saçımın daha kısa olduğu zamanlardan hatırlıyorum. Topladım. Devam. Oldu. Böyle böyle hepsini yapacağız. Daha kalın parçalar alsanız da olur ama ben daha az süre tutayım ve çok fazla yıpratmayayım saçımı diye incecik parçalar aldım. Katlı olduğu için biraz zor oluyor. Yalan yok. Şununla saracağım. Azıcık da ıslatacağım. Çok iyi ısı yapamadım çünkü. Şimdi canlarım, birazcık bekleyeceğim böyle. O sırada edit yapacağım videonun editini. Belki biraz da makyaj yaparım. Kapanışı öyle çekeceğim. Selam aşklarım. Makyajımı yaptım. Videoyu bugüne yetiştiremedim. Pazar gününe yetiştiremedim. Affedin. Umarım pazartesiye yetiştirebilirim. Acil bir işim çıktı. Hızlıca evden çıkmam lazım. Zaten makyajımı yapmıştım bu videonun kapanışını çekeyim diye. Hızlıca saçımızı açalım ve en azından saçımın son halini size bir göstereyim istedim. Bir de zümrüt rengi giydim. Makyajımı da bakın. Zümrüt yaptım. Yakışır biliyorsunuz kızıla. Videonun biraz editini yaptım. Kesin daha çok kısaltsaydın. Bu çok büyük bir değişim değil diyenleriniz çıkacak. Ama bence arkadaşlar benim saçım şurada falandı. O hizaya göre düşünürseniz gerçekten fazla kısalttım saçlarımı bence. Ya sonradan belki biraz daha kısaltırız bu saça alışırsam. Ama birdenbire o kadar kısaltmak benim için yani küt falan istemiyordum zaten. Küt tarzı bir saç modeli gerçekten düşünmüyorum bu sıralar. Ya acelem olmasaydı, acil dışarı çıkma durumum olmasaydı size daha güzel bir alan kurup daha güzel bir şey yapacaktım ama şu an evden çıkmam lazım. Yarın mesaim var ve nöbetçiyim. Bu videoyu hemen şu an çekmem. Çıkmam. Gece de işe gitmeden önce size yetiştirmem lazım. Böyle diyormuşum. Ha, güzel oluyor. Beklediğimden daha dalgalı oldu. Daha erken açabilirdik saçımızı.
Bu düşecek. Olmadı, eve geldiğimde düşmüş haliyle de gösteririm size. Biraz da yağlayalım saçımızı, parlasın ışıl ışıl. Arkadan da böyle. Biraz daha düşünür, daha güzel olacak. Bakın düşmeye başladı. Düşmeye başladıkça daha da güzelleşiyor en önleri mesela. Güzel oldu, güzel. Kızıl saç erası başladı diyorum aşklarım. Selam canlarım. Saçlarım düştü. İşlerim halloldu ve geldim. Son halde size göstereyim dedim. Böyle biraz düştükten sonra da bu şekilde katları böyle daha belli oluyor bakın. Bir de şöyle bu halde göstereyim size dedim. Arkadan da bu şekilde. Ay, sürekli kendime bakasım geliyor. Bir şey diyeceğim, şurayı şöyle mi yapsam? Bak. Bak, yandan da bir de arkada bir karanlıklık var. Saçımı tam göremiyorsunuz gibi. Böyle daha iyi. Umarım bu videoyu ve bu değişimi beğenmişsinizdir. Tahminleriniz doğru mu çıktı? Yoksa tamamıyla başka bir şey mi tahmin ediyordunuz? Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Biraz daha kısaltayım mı? Bu boy iyi mi? Biraz daha mor yapayım mı? Yoksa böyle iyi mi? O yorumlarınızı da bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.